İyi akşamlar, merhabalar. Sebep Sonuca hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün biliyorsunuz maske yasağını, maske uygulamasını, zorunluluğunu tamamen kaldırdı. Yalnızca toplu taşıma araçlarında ve sağlık kurumlarında maske takılacak. Pandeminin korku figürleri panik içindeler. Günlerce insanlara ekranlardan korku veren isimler, isimlerini tekrar anmayacağım burada. Kimler olduklarını biliyorsunuz. Biz maskelerimizi çıkartmayacağız diyorlar. İsteyen istediği kadar maskesini takabilir, istediği mekanda da takabilir. Hatta tavsiye ediyoruz, bence Mehmet Ceyhan mesela çıkartmasın. 2 yıl önce ekranlardan çıkıp maskenin zararlarını anlatacaksınız. Ondan sonra fikir değiştirip insanlara maskenin şimdi takılması gerektiğini söyleyeceksiniz. Dolayısıyla bu figürler istedikleri kadar maske takmaya devam edebilirler. Ancak maskenin isteğe bağlı olması gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde takılması zorunlu olacak deniliyor ama tartışmalara neden oluyor. Burası yeterince havalanıyor mu, havalanmıyor mu? Vatandaşlar gereksiz yere tartışma içine giriyorlar. Dolayısıyla en doğru olanı maskenin bireylerin inisiyatifine bırakılması. Umarız kısa süre içerisinde de bu uygulamaya geçilir. Bakın geçtiğimiz seneler bu zamanlar tedbirler çok sıkı şekilde uygulanıyordu. Vaka sayıları nerelerdeydi hatırlıyoruz. Şu an havaların düzelmesiyle birlikte insanlar temiz hava alıyorlar, sokağa çıkıyorlar, moralleri düzeliyor. Maskelerini de indirdiler. Dolayısıyla daha iyi olacak diye düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Yalnızca maskelerin düştüğü yer pandemiyle ilgili tartışma değil, Twitter'da da maskeler düşüyor. Elon Musk Twitter'ı satın aldı biliyorsunuz. Büyük engellemelere ve kara propagandaya rağmen artık bundan sonra Twitter'ın daha özgür bir ortam olacağını söylüyor. Bunun için de bir yol haritası hazırlamış durumda. Örneğin algoritmalar daha şeffaf olacak ve troll hesaplara müsaade edilmeyecek. Bu ne anlama geliyor? Siyasi manipülasyonların Twitter'da artık daha da zorlaşacağını gösteriyor. Ben şahsen Elon Musk'ın arkasındayım diyebilirim. Evet, sebep sonuca başlıyoruz. Bu akşamki konuğumuz CHP eski genel sekreteri ve eski devlet bakanlarımızdan Mehmet Sevigen. Aydınlık yazarı Gaffar Yakınca ile beraber kafamızdaki soruları, tüm soruları kendisine yönelteceğiz. Sebep sonuç başlıyor. Evet, Mehmet Sevigen bizimle. Mehmet Bey hoş geldiniz tekrar Sebep Sonuca. Hoş bulduk Melih. Nasılsınız? Çok oldum. Eksik olmayayım valla, işte hayat devam ediyor. Bugün de hemşerimi de çağırmışsın. Evet, iki Malatyalı ile beraberiz. Ben ortalığınızda duruyorum şu an. Kadir Gecesi dilek dilersen kabul olur yani. Değil mi? Bir de Kadir Gecesi bu akşam. Gaffar sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Yani hemşerim Mehmet Bey ile beraber şimdi röportaj yapıyoruz. Bu da güzel. Yayın öncesi de biz epey konuştuk, başlatmıştık programı zaten. Hemen sıcak bir gelişmeyle başlayalım istiyorum Mehmet Bey, müsaadenizle. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 2023 seçimlerine parti olarak kendi logomuzla gireceğiz dedi. Barajları yıkıp geçeceğiz dedi. Bir dinleyelim sesini. Bu Millet İttifakı'nda ne gibi bir değişime yol açar? Mehmet Sevigen'e soracağız. İşte ben buradan ilan ediyorum. Duymayan kalmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır. Deva damlalarının oluşturacağı seli hiçbir baraj durduramaz arkadaşlar. Barajları yıkıp geçeceğiz inşallah. Yıkıp geçeceğiz. Mehmet Bey, bu ne anlama geliyor Ali Babacan'ın parti olarak girmesi? Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine Millet İttifakı'nın adayını destekleyecekler anladığımız kadarıyla. Kim olursa bilmiyoruz. Size de soracağız olası adayları. Parti olarak ama milletvekili seçimlerinde parti olarak girecekler. Bu ne gibi bir değişikliğe yol açar? Yani destekleyecekler mi bilemiyorum. Onu da bilmiyoruz. Tabii. Çünkü Ali Babacan konuşmasında ne diyor? Bizim A planımız diyor. Demek ki A planı varsa B planı da var. C planı da var. Diğerlerinin de var. Yani o masaya oturan demek ki burada sembol olarak oturmuyorlar. Hı hı. Yani kafanızın arkasında bir plan varsa ve Türkiye ile ilgili bir şey söylemiyorsanız, işte 4. toplantı değil mi bu? 3. toplantıyı yaptılar. Yaptılar, bu 4. olacak galiba. Bu görüştükleri evet, zaman. Bu toplantıya kadar Türkiye ile ilgili bir şey söylemiyorsanız, tamamen bu Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ya da seçime girip girmemeyle ilgili, biliyorsunuz bu yasa değişince, seçim yasası değişince bu küçük partiler zor durumda kaldılar. Hı hı. Şimdi bana göre Karamollaoğlu da 3. ittifak yapabiliriz dedi. Şimdi onun da kafasında başka bir şey var. Şimdi son günlere Melih'ciğim yaklaştıkça bu daha çok ses çıkarmaya başlayacak. Hissedilecekti. Çünkü insanlar çok sembol olarak oturmuyorlar o masaya. Şimdi belli oldu. Yani Ali Babacan biliyorsunuz bir Diyarbakır gezisinde ya da bir Doğu gezisinde iftar yaparken demişti ya, birisi dedi ki ya işte siz nasıl CHP ile beraber olsun, ya biz daha ittifaka gireceğimiz belli değil diye onun mesajını o zaman aylar vermişti önce, zaten. Tabii günler önce vermişti. Ama şimdi
Bunu gerçekleşti. Bir de göğsünü gere gere baba yiğit gibi böyle. Yaşayacağız, göreceğiz tabii bu seçim sistemi ama madem ki beraber oluyoruz, A planımızla beraberiz, bu açık olacaksınız. Diyeceksiniz ki, ya kardeş kader birliği yapıyoruz. Bu kader birliği yapıyorlar Meriç'im. Ve bu kader birliği insanların kaderiyle ilgili. Yalnız kendi kaderlerle değil, Türkiye'nin kaderiyle ilgili. Diyorlar ki biz sizi daha iyi yöneteceğiz. Biz size daha iyi şeyler yapacağız. Bakın son günlerde Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Dış ilişkilerle ilgili bir şey söylüyorlar mı hiç? Duydunuz mu Allah aşkına bu 6 tane ortaktan dış politikayla ilgili? Şimdi mesela Ukrayna'da büyük savaş var değil mi? Bütün zenginler kaçıyor Meli. Bütün zenginler gidiyor. Rusya'nın zenginleri gitmiyor mu? Bak olmasına bile. Türkiye böyle bir olayın içine girdik mi? Bak Avrupa, Almanya bugün 2 tane yerde şeyi kesmiş Rusya. Gazı kesmiş. Gazı kesti. Evet. 2 tane ülke. Türkiye bak bu kadar zorluklara rağmen o ulusal birliği bütün savaşa tarafın olmamasının verdiği avantajı kötü kullanmaya çalışıyoruz. Bazen müdahale ediyorlar. Rus zenginler, oligarklar buraya mı paralarını getirecekler diye çok korkuyorlar ondan. Ya keşke neden getirseler. Yani. Keşke. Ben şunu merak ediyorum. Masayla ilgili tabii bu da önemli bir konu ama buna da geliriz vaktimiz var. Tabii tabii. Mesela masada Kemal Bey'in belirleyiciliği nedir sizce? Ne kadar belirleyici olabilir oradaki adayın çıkışında? Yani şimdi en kuvvetli aktör müdür? Yani ben oradaki en kuvvetli aktörün Meral Akşener olduğunu düşünüyorum. Yani Kemal belirleyicilik noktası. Belirleyicilik noktası tabii. Biz birinci partiyiz. Yani o masadaki birinci partiyiz. Ana Muhalefet Partisi Başkanıyız. Genel Başkan Ana Muhalefet Partisi bizim partimiz. Cumhuriyet Halk Partisi o masanın en büyük partisi. Diğer partilerin mesela Demokrat Parti'nin biliyorsunuz Türkiye'de aldığı oy 60 bin. Mesela o tweet attı biliyorsunuz. Dedi ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 20 yıllık içinde bulunan hizmet edenler hiçbirisi aday olamaz demişti hatırlarsın. O tamamen ben iddia ediyorum. O gün de söyledim Meral Akşener'in sözüdür. Yani Meral Akşener'in şeye söylettiği Gültekin Bey'e söylettiği sözdür. Yani daha önce de biliyorsunuz Abdullah Gül'ün önünü kesmek için bu Ali Babacan'a da değil Davutoğlu'na da değil. Orada kim var? Onların istediği Ali Babacan var arkada. Bu ona karşı söylenen bir sözdür. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'e karşı söylenen bir sözdür. Yani ondan habersiz söyleyebilir mi? Yani beraber girmişsin 60 bin oyun var oradan milletvekili olmuşsun o partinin içindesin. Yani Meral Hanım'dan ayrı bir şey söylemek mümkün değil. Gültekin Uysal'ın kendi adına konuşmadığını ama kesin, bir mesaj verdiğini. Tabii bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Buna karşılık bu Ali Babacan'ın, ya bugünkü Kemal Bey'in konuşmasında biraz sonra konuşuruz. Onun da etkisi olabilir. Yani işte ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'yle bunlar mücadele etti. Neler söylediler biliyorsunuz Davutoğlu Kemal Bey'e neler söyledi. Kemal Bey Davutoğlu'na ne kadar çapsız başbakan dedi. Değil mi? Hatırlarsınız. Türkiye ne kadar Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en çapsız Dışişleri Bakanı dedi. Kemal Bakanı Kılıçdaroğlu. O kendisi için de, Kemal Bey için de Davutoğlu şimdi ağzımıza almayacağımız bugün neler söyledi. Şimdi ona rağmen, şimdi gelip CHP'nin listesinden girme işlerini sindiremiyorlar. Başka türlü milletvekili olma şansları yok. Evet. Burada tamamen milletvekili paylaşımı benim. Yani başka bir düşünceleri yok. Yani biz bunu nasıl paylaşırız? Ali Babacan kendini bir kenara attı. Dedi ki kardeşim ben belki de bu Cumhurbaşkanlığı çok önemli değil. Bundan sonra belediye başkanlığı ben çok gencim. Daha benim de günler var. Bunları ne halt ederlerse etsinler gibi düşüncesi Ali Babacan diğerlerine göre daha genç. Evet. Bir sonraki seçimi düşünebilir. Başka bir hedefi mi vardır sizce? Tabii başka bir hedef vardır diye düşünüyorum. Hatta 3. ittifakın içinde belki de bu Karamollaoğlu Davutoğlu ve Ali Babacan 3. ittifak demişti biliyorsunuz Karamollaoğlu. Hüdapar'la görüştükten sonra Hüdapar'ı da içine alabilecek gibi gerçi girerler mi bilemiyorum. Ama o onunla görüştükten sonra dışarı çıkıp basın toplantısında ya 3. ittifakta olabilir demişti. Mesajı verdi. Belki de bu onun hikaye de olabilir. Yani Kemal Bey bunlara çok iyi dikkat etmesi lazım. Meral Hanım'ın da Kemal Bey'in de. Madem beraber kader birliği yapıyoruz ve toplumun kaderini bize bağlıyoruz. Topluma bunu açık açık söylemek lazım. Ona göre size insanlar soy versin. İnsanlar niye oy versin? Siz meydan okuyorsunuz diyorsunuz ki ben daha iyi yönetirim. Ben daha iyi size hizmet ederim. Ben daha ufkunuzu açarım. Yeni bir sınıf atlatırım. Evinizde yeni elbise alırsınız, bisiklet alırsınız. Çocuklarınız daha iyi okullarda okur diyemiyorlar. Çünkü çözüm yok. Sadece söyledikleri işte parlamenter sisteme dönüş ve milletvekillerini kim ne kadar alacak. Peki bunun geçen yayında sebep sonuçta siz Abdullah Gül aday olacak demiştiniz. Aday olur demiştiniz. Kılıçdaroğlu da aday olmayacak demiştiniz. Buna şerleriniz var derdi. Evet, ekleriniz yine, de vardı. Yine, hala aynı görüşte. Aynı düşünce diyeyim. Ben Kemal Bey'in aday olacağına kesin inanmıyorum. Kemal Bey'in son açıklamaya rağmen. Son açıklamaya rağmen inanmıyorum. Çünkü Kemal Bey'in kafasında eskiden de böyle vardı biliyorsunuz. Ben hep şunu söylüyorum. Ali Babacan Kemal Bey ister. Davutoğlu Kemal Bey ister. Karamollaoğlu'nun zaten Kemal Bey adayı. Özel biliyorsunuz onun için dolaştı daha önceki seçimlerde. Onun önünü kesen Meral Akşener'di. Bir de Muharrem İnce'ydi.
biliyorsunuz geçen dönem. Evet. Şimdi yine Kemal Bey zaten görüşmeler yapıyordu. Yine görüşmeler yapıyor. Ve onların kafasında bana göre Abdullah Gül var. İşte Kayseri'den alır, İç Anadolu'dan alır. Tayyip Bey AKP'den daha çok oy getirir düşüncesi. Burada eğer AKP düşmanlığı varsa ya da Tayyip Bey düşmanlığı, AKP'de demiyorum. Düşmanlığı varsa başarılı olma şansınız olmaz. Niçin? Ya, bir tabanı yok mu bunun toplu? Ama düşmanlık üzerine kurulduğu düşmanlık zaman olmuş. Millet görüyorlar, bakıyor karşılar. Ama ben diyorum ki benim hayatımda neyi değiştireceksin? Ben yarına nasıl uyanacağım? Bana ne umut vereceksin? Yani ben yarın kalktığım zaman iş güvencem olacak mı? Ben karakterim hayat ucuzlayacak mı ve nasıl uzatacaksın? Hayatı nasıl ucuzlatacaksın? Elektriği nasıl, enflasyonu nasıl düşüreceksin? Yani nasıl bana emekli maaşım ne kadar olacak? Asgari ücretim ne kadar ve bunu nereden alacaksın? Hangi bütçeden vereceksin? Hepsi ekonomistse oradakiler. Bunu millet duymak istiyor. Milletin artık boş böyle vaatlere karnı tok. Çok acı çektik. Böyle yıllardır biliyorsun hele bu dönem insanlarımız çok perişan. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biraz dikkat edip gerçekten söylüyorum. Bu enflasyonu düşürmesi lazım. Çok ciddi çalışması lazım. İnsanlarımız yoksul, perişan, emeklerimiz çok perişan. İşçimiz, çiftçimiz biliyorsun bugünlerde destek vermeye başladılar. Yani o bakımdan çok önemli. Ama insanlarımız gerçekten çok zor durumda. Eğer şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bunları yapamıyorsa biz yaparız diye gelen baba yiğitler daha başlamadan kavgaya başladılar. Yani başlamadan kavgaya başladılar. Ne olacak? Bu kavganın sonucu kime umut verecek?